arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizde gördüğünüz gibi minik minik kalplerimiz var şiş ile yaptığımız bu modelimizi çeyizlerimizde yazlık bluzlarımızda süviterlerimizde şallarda ve atkılarda kullanabiliriz bebek örgülerinde de çok hoş durmakta bakınız örgümüzün ön yüzü arka yüzünü de gördüğümüz zaman arka yüzü de şöyle çok güzel görülmekte. Dilediğiniz yönde kullanabilirsiniz. İki yönlü olarak da modelimizi çalışabilirsiniz. Modelimiz çift sayılardan oluşuyor. Her ne kadar yapacaksak ölçüsü mutlaka çift sayı olarak başlayalım. Hemen minik bir parça sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Şöyle küçük bir parça hemen alıyorum. Şöyle ortalayalım. Hemen nasıl isterseniz o şekilde ilmeklerimizi toparlayarak başlayalım. Çift olarak sayımızı ayarlayalım. Çok farklı yöntemlerle alabilirsiniz. 2 4 6 8 10 11 bir tane daha ördüğümüz zaman 12 tane ilmeği tamamladık. İlmeklerimiz tamamlandıktan sonra şöyle bir tane düğümümüzü atalım ve hemen örmeye başlayalım. Burada öreceğiniz e, örgümüzün türüne göre bluzlarda ya da e, yazlık süveterlerde öreceksek eğer ya da bebek örgülerinde haroşa olarak birkaç diş altına zeminimizi hazırlayabiliriz lastik örgüsü olarak. Ben bir sıra örüp hemen modelimizi kurmak istiyorum. Sizler e, dilediğiniz lastik çalışmasını yapabilirsiniz ama haroşa çok daha güzel durmakta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakınız bu sıramızı düz olarak örelim. Sadece düz örelim. Diğer sıramızda modelimizi kurmaya başlayalım. Daha rahat çalışabilmemiz için. Ardından aldım. Bakınız modelimizi de ardından alarak yapacağız. En son ördüm. Tekrar bakınız. Başa geldim. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Burada birinci ilmeğimizi boş alıyoruz. Son ilmeğimizi tek olarak örüyoruz. Arada kalan bütün ilmeklerde ilk ilmekte nasıl çalıştıysam diğer bütün ilmeklerimizde aynı işlemimizi yapıyoruz. Modelimiz çok çok basit bir model. O yüzden bakınız ilk ilmeğimi boş aldım. Boş aldıktan sonraki ilmeğimde ne çalıştıysam geriye kalan diğer ilmeklerimde son ilmeğim dışında hepsinde aynı işlemi yapıyorum. Başlıyoruz bakınız. Birinci ilmeğimi boş aldım İlmeğimin ardından düz örmek için giriyorum ve baş ipimi hemen şişimin üzerine alıyorum. 1 ve 2 örüyorum. Aynı şekilde ikinci ilmeğimi ardından giriyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 1 2 ve örüyorum. 2 defa Şişimizin üzerine ipimizi aldıktan sonra örüyoruz. Bakın bütün işlemlerimiz aynı. Giriyorum. Şişimin üzerine hemen 1 2 alıyorum, örüyorum. Giriyorum 1 2. 1 2. Giriyorum 1 ve 2. 1 2. 1 2. 1 2 1 2 Son ilmeğimi örüyorum. Birinci ile sonuncu farklıydı. Bakınız aradaki bütün ilmeklerimizi aynı şekilde ördüm. Hemen örgümün arkasını çeviriyorum. Yine birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. İpim arkada. Bakınız ikişer defa başını dolayıp örmüş olduğumuz iki tane ilmeğimizi boşaltacağız. Önce birinciyi şöyle alıyorum. Uzatıyorum. Bakınız boşalttığım için ilmeğimin boyu uzadı. Alıyorum. İkincinin de boyu uzadı. İki tane ilmeğimizi burada görmekteyiz. Şimdi yeniden diğer şişime takıyorum. Örmek için. Birinci ilmeğimin içerisinden giriyorum. İkinci ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Bakınız. Birinci ilmeğimden girdim. İkinci ilmeğimden şu şekilde giriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi boşaltıyorum. Diğer ilmeğim şimdi hemen bunun da ardından girerek düz örüyorum. Bütün işlemlerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Bakınız, bu ilmeğimizi yaptığım işlemi tekrar ederek bütün ilmeklerimizi tamamlıyoruz. İplerimi, yani ilmeğimi alarak boşaltıyorum, uzatıyorum bir, uzatıyorum iki. Her ikisini yeniden şişime takıyorum. Hiç bir işlem yapmadım bakınız şimdi birinci ilmeğimin arasından geçiyorum ikinci ilmeğimin bana doğru olan şu ilmeğin şu yönden bakınız giriyorum hemen düz örüyorum ve boşaltıyorum şişimden kalan diğer ilmeğimi yine ardından girerek düz örüyoruz bu örgümüzde sadece düz örgümüz var kesinlikle ters örgü yapmıyoruz tekrar ilmeklerimi boşaltıyorum şişime takıyorum birinci ilmeğimin içerisinden girip ikinci ilmeğimi öne çekerek örüyorum ve şişimden çıkarıyorum sonraki ilmeğimi yine düz örüyorum ilmeklerimizi boşaltıyoruz takıyoruz birinciden girip ikinciyi önce örüyorum sonra diğer ilmeğimi örüyorum ilmeklerimi uzatıyorum şişime takıyorum birinciden giriyorum ikinciyi önce örüyorum şişimden çıkarıyorum diğer ilmeğimi de ardından girerek örüyorum son kalan tek ilmeğimi düz olarak örüyorum bakınız modelimizi bu şekilde kurduk iki sıradan oluşmakta modelimiz şöyle kendisini gösterdi yeniden e, kuralım modelimizi iki sırada tamamlandı modelimiz şimdi ikinci kez yeniden kurmak için başa geldim Şöyle ilmeğimi boş alıyorum ve arkaya geçiriyorum. Buradaki öreceğim ilmeğimi hemen bakınız. Ardından giriyorum. Önce şişimi bakınız ardından girdiriyorum. Daha sonrasında ise 1 ve 2 defa doluyorum başını örüyorum. Önce giriyorum sonra iki defa doluyorum örüyorum. Önce giriyorum bir iki defa örüyorum. Giriyorum bir iki defa. Giriyorum 1 ve 2 giriyorum 1 ve 2 iki. ilmeğimizi ikişer defa başını dolayarak düz olarak örüyoruz 1 ve 2 çok çok kolay bir model en sondaki ilmeğimi düz örüyorum bakınız modelimizin birinci sırasını başını dolayarak kurduk şimdi arkasını çeviriyorum ve ikinci sırasından örmeye devam ediyorum ve bu sıramızda modelimiz tamamlanacak ilmeğimi boş aldım ve ipimi arkaya çektim. İki tane ilmeğimi boşaltıyorum. İlkini boşalttım, ikincisini boşalttım. Tekrar şişlerime taktım, şişime taktım iki ilmeğimi. Önden giriyorum, arkadakini şu şekilde alıyorum, örüyorum arkadakini ve ilmeğimden boşaltıyorum. Diğer ilmeğimi yine ardından giriyorum, örüyorum. Birinciyi boşalttım, ikinciyi şişime taktım, Sessiz yapmak istiyorum. Şimdi bakınız. Her ikisini önden giriyorum. Örüyorum. çıkarıyorum. Diğer ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi yine örüyorum. Ve bakınız modelimizi ikinci kez tamamlamış olduk ve bu şekilde dilediğimiz e, kadar yani öreceğimiz yere uygun olana kadar, yeterli olana kadar örmeye devam edelim. Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamladık. E, umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, sıhhat ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.